Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra böyle bir açılış yapmak beni de gerçekten çok mutlu etti. Bir diğer mutlu eden neden ise bu hafta Bursa'dayız. Eşimle birlikte Uludağ'a çıkacağız az sonra. Sizi de o kayak macerasına götürmek istiyorum. Daha şimdi otele geldik, eşyalarımızı bıraktık. Hemen bir üstümüzü değiştireceğiz. Büyük ihtimalle teleferikle çıkacağız. Daha sonra zaten orada yaşadıklarımızı göreceksiniz. Küçük böyle odaya göstermek istiyorum. Çünkü hoş bir otel gerçekten tercih etmişiz. Hem şehir merkezinde hem teleferiğe yakın. O konuda bence siz de tercih edebilirsiniz eğer gelirsiniz. Ben zaten aşağıya linkini bırakırım. Hemen odayı gösteriyorum size kısaca. Böyle güzel bir balkonu var. Biraz şehrin gürültüsü geliyor. Yani kent meydanının hemen karşısında olduğu için ama yine de şu balkon olayını ben çok sevdim. Hava da güzel aslında. Eğer akşam da güzel olursa balkonda keyif yapabiliriz diye düşünüyorum. O da klasik bir oda ama temiz, gayet hijyenik. Biz hemen şuraya kurulduk zaten eşyalarımızı falan koyduk. Böyle küçücük, minnacık. Bizim burayı tercih etmemizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi dediğim gibi teleferiğe çok yakın olması. Bir de şehir merkezini gezmek istiyorduk birazcık. Şehir merkezinin tam hatta işte kent meydanı tam karşısında olduğu için burayı tercih ettik. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Zaten tuvalet banyo, klasik otel tuvalet banyosu. Üstümüzü değiştirelim. Artık dağa çıkalım. Otel tuttuğumuzu. Ancak teleferik seferi yokmuş bugün şansımıza. Ama sorun değil, arabayla çıkacağız. Sadece yol bayağı kıvrımlı. Dolana dolana çıkıyorsunuz. Ama manzarası mükemmel. Bütün Bursa ayaklarınızın altında. Yeşilliklerin arasından çıkıyorsunuz. Evet, iki şeritli. Bir gidiş bir geliş bir yol ama ben seyir zevki olarak çok beğendim. Kullanım açısından da Deniz Bey'e sormak lazım. Çok zorluyor mu seni şu anda? Şu an zorlamıyor ama ilerleyen zamanlarda zorlayacak gibi hissediyorum. Ama şeyler kötü. Yollar kötü, asfalt kötü, her taraf yama, evet, çukur. Evet, çukur var. Bir de yollar gerçekten çok dar. Onun dışında ama manzara... Ben manzarayı daha göremedim yola bakmaktan. Doğru, Deniz göremedi ama ben böyle şöyle yani az sonra göstereceğim size. Bursa manzarası var. Benim çok hoşuma gidiyor şu anda yol. Ve etrafta yeşil. Bakalım daha yukarılarda bizi nasıl manzaralar bekliyor. Dağa çıkarken şöyle bir göstereyim istedim size Bursa manzarasını. Yolda kenarda bir yerde durduk. Yani kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gözle gerçekten çok güzel gözüküyor. Deniz'de manzarayı daha iyi görüyor. Araba kullanmakta. Biz şimdi merkeze ulaştık. Çok fazla jandarma kontrolü var. O yüzden kesinlikle zaten maskelerinizi çıkarmamanız gerekiyor. Arabanızın da kar lastikleriyle olması gerekiyor. Aksi takdirde çıkamazsınız. Burayla ilgili ilk izlenimim gerçekten hiç bakılmamışlar. Doğru düzgün bir ATM yok. Her şey nakitle çalışıyor. Post cihazı geçmiyor çoğu yerde. Allah'tan iki tane ATM vardı da işimizi hallettik. Şimdi snowboard falan kiralamaya gidiyoruz. Ama gerçekten manzara ve kar bayağı güzel gözüküyor. Hafta içi geldiğimiz halde yani bayağı kalabalık. Ben bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Hafta içi işte ne bileyim böyle sezon ortalara geldi artık falan diye ama yok yani bayağı kalabalık. Park edecek yer bulamadık. Bu arada çok dikkatli olun. Gidecek olanlara şimdiden uyarım. Otel valeleri ücretsiz park alanının olmadığını söylüyor. Ama hem ücretsiz park alanı var hem de belediyenin ayrıca böyle park için ayırdığı bölgeler var. Otel valelerine 50 lira verecek ya belediyenin yerine 20 lira gibi ücretler verebiliyorsunuz. Aklınızda olsun, tokatlanmayın yani. Size şöyle etrafı bir göstereyim. Ne kadar kalabalık.
dediğimi anlayın. Bayağı güzel gözüküyor gerçekten. Deniz, bir şey söyleyeyim. Düzence de dik değil mi? Dik, bak şurada yürüyerek çıkanlar var, biz öyle çıkacağız. Nasıl? Soldan yürüyerek çıkacağız, oradan kayacağız. Ya ama bence çok yoruluruz öyle ya. Ama böyle böyle öğreneceğiz, öğrendikten sonra çıkarız. Olur, tamam. Erciyes'te çok böyle acı bir şekilde tecrübe etmiştik bunu. Antep'e kadar çıkıp inememenin cefasını yaşadık. Ama bu sefer öyle bir hata yapmayacağız. Biraz daha iyi bazı yerlerde başlayacağız ki... Ay, umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Müzik sesleri, kalabalık falan. Biz şimdi önce bir şey yapalım ya. Snowboard kiralayalım. Sonra bol düşüşlü anlarımızı paylaşırız. Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlandım şu anda. Ben korkuyorum. Heyecandan çok korkuyorum. O düşüşlerim aklıma geliyor. İkimiz de bu arada kayak konusunda yani bilgi falan değiliz. Bir kere falan kaydık hayatımızda. O da ben kaymaktan çok düştüm. Yani kaymadım. Düşerek yani popomun üstünde indim kocada. Hadi kiralayalım. Akres kiralıyor galiba. Adam diyor ki Deniz'e, çok güzel, çok kaliteli bir tane snowboard verdim sana. Halbuki yani bizim için hiçbir şey değişmez. Çok adisini verse bile bizim potansiyelimiz belli yani. Ben de dalga geçiyorum orada. Adama diyorum ki, ben şimdi takla atar Deniz bununla. Şimdi ben giyindim de. Ben giyindim ama kalkmaya çok korkuyorum. İlk önce de... Ay, beni de getirdim. Ben bir dakika kenara gideyim de biraz sen düşüreceğim bizi. Yazıklar olsun sana. Hadi bakalım. İlk atışı senden bekliyorum. İlk kuş. Neden ben? Sen erkek. Sana... sen erkeksin. 3 deyince kalk. Sevgilim, kalkarsam cumburlap bak diyorum. Bir şey adam ne diyordu? Adam ne diyordu, ne hoca? Diyordu? Kontrollü kalk. Abi kontrollü kalkış diye bir şey yok burada. Var var. Dur ben deneyim, al bakayım kamerayı. Al bakayım kamerayı, ben deneyeceğim. Oğlum şu adama girmekten çok korkuyorum ya. Ya sen oraya kadar gidebileceğini sanıyorsun mu? Oraya kadar gidebileceğin mi sanki? Her şey... Sen gelim snowboard, daha kolay. Bir dakika. Nasıl kalkıyor lan bunlar? Nasıl kalkıyor bunlar? Ayakta giyecektik biz işte. Abi ayakta giyilir mi bu saçma? Şunu ayakta giyeceğim ben, bekle. Ayakta giyilmez sevgilim, yapma. Çok keyif aldım. Bir tık fazla yoruldum. Onun nedeni de ben yapamayacağımı zannetmiştim. O yüzden acemi pistinde kayıyordum. Halbuki yapmaya başladım ama acemi pistinde kayıp şu giden T'lerden almadığım için çıkıp inerken çok yoruldum. İnmesi güzel, zevkli ama çıkması bir tık yorucu. Bir de şu bununla birlikte ama çok zevkliymiş. Gerçekten benim hayatımın aleti meğerse snowboardmuş. Dönelim dedik. Hem hava artık gerçekten esmeye, soğuk olmaya başladı. Hem de biz birazcık acıktık. Bir de Deniz biraz üşüdü. Artık dönmemiz gerekiyor diye düşündük. Yani ben, beni bıraksan akşama kadar kayardım ama sevgili kocama kıyamadım. Gerçekten bu çok üşüdü. Ay, çok keyif aldım. Bir daha gelir miyim kesin. Yani buzda için demiyorum ama hani
Kayseri'ye falan bu kış gideriz herhalde. Elmadağ'a gideriz. Elmadağ. Şeye gideriz. Neydi? Erciyes'e gideriz. Kartalkaya'la yakın bize. Kartalkaya'ya yakın. Aynen. Ay çok güzel bir manzara var. Size orayı göstereyim. Arası. Biz otele yeni geldik. Bir kahve içtik. Biraz dinlenelim, soluklanalım istedik. Çünkü yemekten sonra da durmadık. Biraz şehrin içinde gezdik ama hani genel olarak her yer kapatmak üzereydi. Saat 8-9'a yaklaştığı için. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasaklarından dolayı. Ama zaten daha fazlası da takatimiz yoktu. Bu arada umarım ışık ve ses güzeldir. Çünkü Deniz içeride çalışıyor. Onu rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden banyoya geçtim. Işık da güzel gibi ama umarım sesler en az ona kadar güzeldi. Bize iki tane Uludağ'a çıkma önerisinde bulundular. Bir tanesi kendi aracınla ama yolun çok virajlı olduğunu ve zor olduğunu söylediler. Bir tanesi de teleferikle. Teleferiğin fiyatı kişi başı 60 git gel. Yani iki kişi 120 liraya tekabül ediyor. Yolunu da gerçekten öyle bir anlattılar ki bizi çok kötü bir yol zannettik. Alakası yok. Şehrin içindeki yollardan çok daha güzel. Şehir içinde çok dar yollar ama böyle dağa çıkarken geniş geniş ferah ferah çıkıyorsunuz. Biz önce bir teleferikle çıkmayı düşündük. Zaten hani teleferik seferi yoktu, o yüzden çıkamadık. İlk de çıkmamışız. Kendi arabamızda hem daha rahat ettik hem de o kadar da zor değildi. Maddi açıdan da yani kendi arabanızla çıkmanız her türlü daha ekonomik. Otel olarak da merkezden bir otel seçtik ki diğer yerlere ulaşmamız kolay olsun diye. Holiday Inn'de kaldık. Zaten güzel bir otel. Güzeldi yani, o konuda da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Genel olarak her şey güzel gitti. Dağda da işte standart kiralama şeyleri. Biz kıyafetlerimiz vardı, sadece board kiraladık. O da 150 dedi de, yani 150'ye vermedim tabii ki, ben pazarlık yaptım. 100 liraya kişi başı anlaştık. O büyük ihtimalle kişinin pazarlık kapasitesine göre değişiyordur. Çünkü çok esnaf ağzıyla konuşuyorlar. İşte 150 diyor, işte tamam size 120 olur. Hadi sizi kırmalım 100 olur. Yani böyle böyle indirebildiği yere kadar indirebilen insanlar vardır. Ama biz 100'e fittik zaten, 100'de anlaştık. Onun dışında çok söyleyeceğim bir şey yok. Yüzümdeki gülümsemeden de anlayacağınız üzere ben çok mutlu olduğum bir tatil oldu. Şimdi biraz işte yüzümü falan temizleyip video editleyeceğim. Size bu videoyu yetiştirebilmek için. Umarım yetişir. O yüzden çok da fazla lafı uzatmayayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir izlerken. Videoyu beğenmeyi, altına yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim.